Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlere hesabımda olan 3 yıllık hesabımda neler var onları göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Bak şimdi bir dakika dur, sana güzel bir şey göstereceğim videoya geçmeden önce. Oyuna geliyorsun, alışverişler kısmından eğer AG'ye gelirsen oyun bayağı bir şeyi artık AG ile vermeye başlamış. Hani yukarıdakiler AG ile veriyor bu arada, aşağıdaki kırmızılar kesinlikle AG ile vermiyor, onu sizlere söyleyeyim. Hani gelip buraya bir göz gezdirmek isterseniz bir gezdirin derim hani. Bu arada eğer isterseniz AG ile vektör deseni ya da mini deseni, VSS deseni gibi şeyler artık alabiliyorsunuz. Yani 10.800 AG'ye PUBG Mobile şu anda sizlere bu mini desenini veriyor. VSS falan da filan da var. Hani bunlara da bir göz gezdirin derim. Ve bence güzel olan bir şeylerden birisi daha şu, hemen onu da göstereyim. AG ile çanta desenleri alabiliyorsunuz. Bayağı bir AG deseni getirmişler. Mesela böyle mavili falan filan. Bunları AG ile alabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise kas deseni almak isterseniz de böyle 9000 AG'ye şöyle bir tanecik de mavi kas deseni alabiliyorsunuz. Eğer ki bomba deseni de almak isterseniz PUBG Mobile, onu da düşünmüş diğerler kısmına gelirseniz, burada iki tane renkli bomba desenimiz de var. Bunları isteyenler varsa aranızdan AG ile gümüş parçacıkla alabiliyor. Bunları da sizlere bir kere söyleyeyim dedim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer beni ilk defa da izliyorsanız da takip ederek yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Yayın saatlerimi soran tayfaya da şunu söylemek istiyorum. 1 ile 3 arası Facebook'ta yayındayım. 5 ile 7 arası YouTube'da yayındayım. Eğer ki yarın videosunu önceden hazırladıysam da 8'de hikaye turusu da oyunlar oynuyorum Facebook'ta aynı şekilde. Onu da sizlere söyleyeyim dedim. Hani isteyenler varsa, gelmek isteyen Facebook linki açıklamada var, gelebilirsiniz. Ben her gün bu şekilde yayın yapıyorum elimden geldiğince. Şimdi hemen hesabımıza geçelim. Hesabımızda neler var peki? Şimdi sizlere şöyle göstereyim. İlk önce bu sezon zaten biliyorsunuz ben Fatih oldum. Buradan profil kısmına geliyorum ve sezon 2'den 10 kaça kadar, 16'ya kadar, bu sezon 17, onu Fatih olarak şu anlık gösteremiyorum. Benim bütün oynadığım sezonlar burada. Yaklaşık oyunu 3 sezondur oynuyorum. Sezon 18 geldiğinde zaten 3 yıl olacak direkt ben hani. 3 yıldır oynuyorum ve hala hesabımda Buz M4 yok. PUBG Mobile sesimi duy artık, bana bir Buz M4 ver bak, herkesin var. Peki ben nerelerde Fatih oldum, onu da göstereyim sizlere. İşte ben önceden rank falan kasmazdım hani, elmas, platin falan filan oynardım. Sonra 9 sezon dedim ki gideyim asa falan çıkayım filan çıkayım. 11 sezon hiç uğraşmadım. Sonra 12'de dedim ki gideyim ben bir takımlı Fatih'e kasayım. 5 lira takımlı oturdum oraya, bir Fatih oldum. Sonra sezon 13'te de Fatih olacaktım fakat o zamanlar açık lise sınavım falan filan vardı. Pek fazla kasamadığım için olamadım. Ondan sonra 1-2 sezon saldım. Daha sonrasında işte bilgisayar falan bitirdiğim için artık. Ben bilgisayar bu arada her ay bir parça bir parça alarak aldığım için uzun sürdü ben bilgisayar toplamam. Sonra bilgisayar aldıktan sonra yayınlara başladık. Geldik işte yayında 3. şahıs tekli kasmaya falan başladık. Sezon 15'te 3. şahıs tekli Fatih olduk. Sezon 16'da 3. şahıs tekli de Fatih olduk. Zaten ondan öncesinde de JD ile 5N takımda Fatih olmuştum. Şu an sezon 17'de yine Fatih. Sezon 18 gelecek yine Fatih olacağım. Fark etmeyecek artık. Hani bu saatten sonra her sezon Fatih bitirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Benim nasıl rank kastım soran arkadaşlar için de şunu cevaplayayım. Emülatörde az puan verdiği için ben yayını kapattıktan sonra mobilde de rank kasıyorum ve kastığım cihaz ise J7 Prime. Hani normal boş arazide 25 FPS'siniz. Azıcık koştunuz mu işte, araçta falan gezdiniz mi 20-15 FPS. Son alana geldin mi tamam 5-10 FPS. Artık adam vurabilirsen vur. Hani ben böyle Fatih'e kastım, pek de zorlanmadım açıkçası. Hani KD'yi de Fatih'e kasarken umursamayın. KD'yi yükseltecek adam hani Fatih olduktan sonra gider rush atar yine yükseltir. Aynı şey, hiçbir değişiklik olmaz. Daha sonrasında ise gelelim hesabımda neler var derseniz, ben aslında sezon 12'de bir hesap tarihi videosu çekmiştim. O zamanlar oyunun 2. yılıydı. Peki hesabımda neler var derseniz, karakter olarak Andy ile Sara var. İkisini de beleş aldım. Andy'ye birazcık sanırım 100 kupon falan UC ile almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Onu da o ile falan almıştım. Hesabımda böyle setler falan var. Şunlar zaten Andy'nin setleri. Bunu biliyorsunuz. Klasik sandıktan bu zamana kadar sadece şu koldu setini çıkarttım. Başka hiçbir şey çıkartmadım. Burası işte Royal Pass'tan gelenlerden falan başlıyor. Ben sezon 16'da bir tane Royal Pass aldım. Bu arada oyuna para yatırmadım desem. Hani yatırdım da hani diyelim 600 UC Royal Pass alıyorsun ya, işte 550-560 falan oluyordu. Azıcık ucundan alıyordum. Öyle Royal Pass alıyordum. Sezon 16'da ben Royal Pass almaya başladım. 99'da kaldığım için onunkini alamamıştım. İşte sezon 7'de bunu aldık. Sezon 8, sezon 9, sezon 10, 11, 12 falan filan filan. Böyle gidiyor işte 15-16. Şu anda sezon
17'deyiz. Oradaki ödülleri de alacağım. Daha sonrasında işte burada başlarımdan verdiği iskelet kostümü var. Noel seti var. Bunu yanlış hatırlamıyorsam premium'dan aldım. Böyle 6. sezon 1. yıl dönümüne özel bir tanecik set vardı sarı falan. Daha sonrasında işte tavşan seti, kodamon seti, seçkin asker seti. Şurada bir tane evcil tavşan seti var. Bunu miyavsular giyiyordu en son. TikTok'ta öyle diyorlar. Ondan sonra burada mavi hayalet kostümü falan var. Bunu da kullanıyorum. En çok sevdiğim kaliteli setlerden birisi ise hani bunu bayağı kullandım. Böyle aslan harekatı seti falan filan var. Sezon 8'de verilen şu mavi setler var. Genelde hesabımda Royal Pass odaklı setler var. İşte bunu mesela premium'dan çıkartmıştım. Daha sonrası da ise şu var. Bunu da klasik sandıktan çıkartmıştım falan filan. Şu karakteri birçoğunuz hatırlar belki, Rich Grimes diye. Hani hiç kullanmadım desem yalan olmaz. Azıcık ucundan kullandım ama fazla değil. Pek de sevmedim. Ondan sonra böyle işte Pochinkestein seti var. Pochinkestein. Frankenstein'ın içine Pochinkestein'ı eklemişler. Böyle bir set yapmışlar falan. Böyle işte bunu da mesela premium sandıktan çıkarttım. Böyle şeyler var filan filan filan. Bayağı bir şey aslında benim hesapta Royal Pass'tan. Şu aşağıdaki mavi şeyler falan filan, bunların hepsini ben klasik sandıktan çıkarttım ve çıktıkça da çıkan şeyler, bazılar mesela 60 UC yükleyince, 120 UC yükleyince verilen falan setlerden geldi. Şöyle burada işte balık kız var. Bunu da sezon 8'de Royal Pass'ta vermişti. Böyle sütçü kız seti falan var. Böyle gelinlikle. Şunu da yanlış hatırlamıyorsam 300 UC'ye veriyordunuz. Sonra PUBG'de her gün 100 UC artı bir tane klasik sandık olarak geri yolluyordu. Ya da her gün 100 UC üstte bu seti beleş veriyordu. Tam hatırlamıyorum. Böyle bir şey vermişti. Bunu da ben beleşe aldım. Normalde bunu işte 300 UC'ye verdi ama 300 UC'ni geri vererek verdi mantığı var. Ondan sonra şurada gümüş peri elbisesi var. Bunu zaten birçok kişi kalıcı olarak verdi oyun. Bu etkinlikten yararlanlar biliyor. Daha sonrasında ise sezonun 10'da verilen takım elbiselerden bence en güzellerinden biri buydu. Aşağıda da Royal Pass'tan falan filan var. Mesela bu da aynı şekilde 60 UC, 120 UC yükle etkinliğinden geldi. Daha sonrasında şu var. Bu da aynı şekilde oradan geldi. Peki kask desenlerimize gelecek olursak neler var? Şöyle bir tanecik kaskım var işte. Yeni çıkarttık zaten bunu. Premium sandık açmıştık 1-2 gün önce. Bu oradan çıktı. Sen o 7 kaskını boş ver. Bu kırmızıyı klasik sandıktan çıkarttım ben. Şunu da aynı şekilde klasik sandıktan çıkarttım. Hatta geçen gün ikincisini çıkarttım sandık açımda. Sonrasında şu var. Bunu da aynı şekilde öyle çıkartmıştım. Daha sonrasında ise bir tane böyle kara magma var. Buradan premium sandıktaki var. Daha sonrası da şöyle kanatlı bir kask var. Ben bunu bayağı seviyorum. Çünkü her renkte farklı bir renk olduğu için benim bir tek hoşuma gidiyor. Hani sürekli değişiyormuş gibi oluyor. Daha sonrasında ise bu da aynı şekilde premium sandıkta çıkartmış olduğum bir tane döküm demir başlığı kaskı. Sonrasında bunlar falan vardı. Şu mor da sezon 6'nın Royal Pass sandığından almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bayağı bir eski. Zaten şu kask deseninde kan kırmızısı başlığı oyuna başlayan herkes de var. Gelelim PUBG Mobile'ın en sevdiği şeye, premium sandıktan bana verdiği bol bol ödülleri. Evet. Şimdi burada bir ton başa takılan şey var. PUBG Mobile sürekli bana premium sandıktan baş verdiği için burada bayağı bir şey var. Mesela şunun kafası var ama altı yok. Yüzleyemediğim için Royal Pass falan. Buradan Royal Pass'a ait şeyler var. Böyle bir tane tavuk kafası var. Sanırım bunu klasik sandıktan çıkartmıştım. Arada bir kullanıyordum. Değişik kocaman bir kafa. Cadı kafaları falan filan var. Böyle şapka, İşte boynuz, geyik boynuzu falan filan var. Sihirbaz şapkası falan filan var. Adlarını boş ver. Böyle hortumlu var. Bu hortumlu ne ayak hiç bilmiyorum. Böyle kocaman. Hani bunları kim giyiyor? Cidden merak ediyorum. Böyle kocaman beyaz kafam var. Bundan var. Şu an mesela malzeme sandığına gelmiş olan şu koca kafadan var. Bu da eskiden premium sandıktaydı. Bunu da çıkartmıştım aynı şekilde. Ondan sonra şu var. Yine bunu da premium sandıktan çıkarttım. Sonra böyle saçlı falan filan var siyah. Gene premium sandıktan çıkarttık. Hamburger kafası var. Köpek balığı kafası var. Ondan sonra yüzgeç şapka kafası var. Var da var. Yani hesapta istediğiniz kadar kafa stili var cidden. Hani istemediğiniz kadar var. Hatta öyle diyeyim ben direkt sizlere. Gözlük olarak en azından çok fazla bir şey yok. PUBG Mobile bu konuda birazcık davranışlı davranıyor. Hani o kadar çeşit gözlük yapmamış. Benim burada zaten kullandığım iki gözlük var. Biri siyah, biri de şu pembeyle mor. Bir de şu dördünü kullanıyorum. Gerisini pek kullanmıyorum. Bir de böyle kartallı falan filan var. Kartal da yazmamışlar. Çorak topraklar maskesi yazmışlar. Gelelim yüz maskesine. Evet, bunlar da premium sandıktan bol bol verilen hediyeler bize. Biliyorum bu videoyu izleyen premium sandık açan birçok kişide bunlar vardır. Yani o derece eminim. Mesela hemen başlayalım. Şunu ben oyuna ilk başladığım zamanlar vermişti. Bunu neyden verdiğini şu an
Hiç hatırlamıyorum. Acaba bir etkinlikten mi veriyordu yoksa ben klasik sandıktan mı çıkarttım, hiç hatırlamıyorum. Daha sonrasında ise böyle kırmızı bir tane maske var, korkunç maske. Böyle ondan sonra hortum uzunlu bir tane maske var. Böyle işte şahin kuşlu maske var. Bundan sonra 2 gün önce çıkartmış olduğumuz şöyle asil maskeli seti falan filan var, yüz maskesi. Daha sonrasında ise benim çok fazla kullandığım şu var. Mario maskesi bana göre, ama burada tepdili kıyafet maskesi yazıyor. Bana göre Mario maskesi bu. Acaba bunun altı varsa nasıl bir şey, hiç bilmiyorum. Ve hani maskeler de bu kadardı. Gelelim setlere. Buralar bana kalırsa boş. Çok fazla şey var. Burada bir tanecik işime yarayan şu Star Challenge şeyi var. Bunu birazcık kullandım daha doğrusu. Bir de şu var, King var. Bu King'i de gümüş parçacık da almıştım. Bir de böyle 2-3 tane güzel şeyler var. Mesela şunu da aynı şekilde 60-120 ucu etkinliğinden almıştım. Bunun bir de ayağı vardı yanlış hatırlamıyorsam. O da aha da burada. Bu da böyle bir setti. Mesela bunu 120 ucuya, işte Royal Pass'ta eksik kaldığında ucuya falan yüklüyordunuz. Bu onlardan gelme. Yani altlıklar da bu şekildeydi. Kırmızı etek falan filan var. Bunlardan var. Bol bol var. Çoraplara gelirsek burada istemediğiniz kadar çorap var. Tavşan ayağı bile var. Ve gelelim çantalarıma. Peki çantalar neler var derseniz, böyle bir tane çantam var işte, sizlere demiş olduğum her seviyede renk değiştiren çanta. Bu çantayı da ben bayağı beğeniyorum. Yani Şirin Melek çantası. Başka da pek önemli bir şey yok. Burada genelde Royal Pass'tan gelenler var. Bir şu klasik sandıktan çıkmıştı. Sanırım şuradaki hindi ziyafet de aynı şekilde klasikten çıkmış diye biliyorum. Şu da oyunu oynayan neredeyse herkes de var. Yani neredeyse %95'inde azıcık oynamaz karşılığında sizlere veriyor. Daha sonrasında gelelim silah desenlerime. Peki hesabımda benim silah deseni olarak neler var? AKM olarak böyle 6 tanecik AKM desenim var. Ben bunların hepsini kullanıyorum. Şu beyazlık malzeme sandığından tek atmıştım. Oradan gelme, ama şu anlık ben kar tanesi AKM kullanıyorum. Bunu da premium sandıktan çıkartmıştım. Daha sonrasında ise böyle M16 desenlerim var. Benim en çok eskiden kullandığım fındık kıran M16'sıydı. Daha sonrasında ise şu gelince Ejder'i kullandım ve 7 tanecik de Scar desenim var. Bu oyunu oynayan herkeste nedense en çok desenlerden biri Scar deseni. Hani 7 tane Scar desenim var, bence çok çok fazla. M416'ya gelecek olursak 5 tane var. Şu işte çöl kanıtlacı neredeyse herkeste var. Alev nefesini ben premium sandıktan çıkartmıştım. Bunların ikisi de Royal Pass'tan gelme. Şunu da klasik sandıktan çıkarttım. Bana klasik sandıktan çıkan ilk M416 desenim bu oldu, ama keşke benim de buz M4'üm olsa derdim. Hani hiç yoktan burada buz M4'üm var havası olurdu. Bir tanecik de Groza desenim var. Biri sezon 16 Royal Pass sandığından çıkma. Diğeri ise sezon 12 Elmas Ligi'ne çıkanlara verdikleri. Burada 3 tanecik AUK deseni var. Şu sezon 13'te verilen AUK deseni. Hani boşla dolu arasında neredeyse fark yok diyeceğim, fakat bir rengi varmış. Tamam, onu öğrendim. Ben siyah değil yeşil falan belliyordum AUK boşken. Böyle bir AUK desenimiz var. Ben buradan kırmızıyı kullanıyorum. Kubiez'e gelirsek 4 tane Kubiez deseni var. Şunu eskiden etkinlikte herkese vermişlerdi. Bu bayağı bir eski. Ben buradan sarıyı kullanıyorum. Belle gelirsek bir tavuk desenimiz var. Bu tavuk deseni yüzünden skopsuz önünüzü göremiyorsunuz. Bir de şu var. Bu olduğu için mesela ben kullanıyorum Belle. Mutant G36 Famas'ta falan şu anlık silah desenlerim yok. K98'e gelirsek 5 tane K98 desenim var. Bunu klasik sandıktan falan çıkartmıştım. Bir de şu var en çok kullandıklarımdan. Pürüzlü bej diye bir tane K98. Zamanında yanlış hatırlamıyorsam sezon 7-8 zamanı VPN'de bayağı bir kişi almışlar. Ben kanalımda videosunu çekmiştim. O zamanlar güzel izlenmişti bu video. Hani hiç yoktan şu an PUBG Mobile oynayan 5000 kişi de falan vardır bu K98 deseni diyebilirim. Mesela onlardan birisi benim. Daha sonrasında ise gelelim M4 desenlerine. Şu an kullandığım M4 desenini ben malzeme sandığından tek atmıştım ve o yüzden kullanıyorum. Burada işte uzaylı keşifi var. Bunu EVO alanı görevlerinde alıyordunuz. Şu da premium sandıktan çıkandı. Ya da yok, bir dakika. Kadim deseni EVO alanından verilen, şu aşağıdaki de premium sandıktan verilen, aynen öyleydi. 4 tane AVM desenim var. Şu AVM desenini 180 UC'ye vermiştim yok diye. Şimdi sezon 17'de falan mesela şu mavi AVM'yi verdim. Mavi AVM de baya güzel. Böyle gümüş AVM falan filan var. Bunu da sezon 8'de vermişti. Şu anlık ben neon AVM'yi kullanıyorum. Böyle devam edeceğim. Winchester'ı zaten boş verin. 2 tane desen var ama yok gibi sayın. Daha sonrasında ise SKS deseni olarak şu an kullandım ben. Premium sandıktan çıkartmıştım. Diğerini ise
Zaten herkese verden rank kasan elmas olan herkese. VSS'de böyle iki tanecik desen var. Pek umursamıyorum. Şu mini desenini de geçen sezondan önceki sezon aldım sanırsam. Daha sonrasında ise böyle MK deseni var. SLR desenimiz var. QBN'in deseni var. Ve MK12'nin deseni yok. Hani bunlar zaten eski. Uzi'de zaten bunları biliyorsunuz. Sizlere de vermişlerdi. UMP olarak pembe ile yeşil var. Bir de kurt kalbi var. Şu yeşili zaten VPN'den almıştık. Bayağı bir kişi biliyordur bunu. Daha sonrasında ise vektör deseni olarak iki tane vektör desenim var. Birisi 13, biri 17. Daha sonrasında bunlarda mesela Thompson desenlerim falan filan. Bizon desenimiz var aynı şekilde. Aşağısı boş. Pompalıya gelirsek ben cidden pompalılardan nefret ediyorum. Çünkü adama vuruyorum vurmuyor ama adam gelince bana bir güzel oturtturuyor. Tek sevdiğim pompalı var, o da DBS. Pompalda böyle altın desen var falan filan var. S12'de benim iki tane desenim var. Biri beyaz, bu beyazı kendi ellerimle yaptım, baya güzel oldu. Diğeri de zaten S12'ye herkese vermişti bunu zamanında. Hafif makineli olarak da M249'un 3 tane deseni var. Bu şekilde şu an görmüş olduğunuz gibi. DP'de de 2 desen var. Şu mavi daha güzeldi, köpek balığı olan. Fakat dedim bu yeni gelmiş, azıcık da bunu kullanayım. Hani bu da pek kötü sayılmaz. Hani tabanca olarak gelirsek de zaten buna herkes Mesut Komiser'in tabancası diyor. Arka sokaklar ben yaşadım. Sandım hala bitmedi, devam ediyor zaten. Hani böyle bir buz tabancam var. Şu diğer iki tabancayı da boş verin, görsek de boş yani. İki tanecik pala desenim var böyle, işte biri Royal Pass'tan gelme, biri şeyden. Şuradaki altını da geçen gün çıkarttım, pişmandım ama şu an baya güzel gözüktüğünü itiraf ediyorum. Ve sezon 3'ten ya da 4'ten bilmiyorum, o kadar eski premium sandıktan çıkarttığım en çok sevdiğim pembe baltalardan birisi. PUBG Mobile'de sen o yerde gelmiş böyle bir tanecik orak koymuş. Hani pembe balta varken de gidip onu takmam. 10 tane de tava desenim var maşallah maşallah. Her sezon PUBG tava deseni tava deseni tava deseni vere vere burayı biriktirtti vallahi. Araba desenlerine gelecek olursak birçoğunda Royal Pass'tan gelen var. Buradan işte Toros'larda falan bunlar var. Bana premium sandıktan çıkan en güzel araç deseni bu. Cidden bu çıktığı için acayip sevindim. Hani premium sandıktan bunu çıkartıyorum ve Miramar'a girdiğinde her yerde bulabileceğim bir araç. İnşallah bir gün PUBG'ye zırhlı araca da bir desen getirir de onu da kullanarak. Tekrar rank kasarken fişek buldum mu direkt onu çağırıyorum mesela. Daha sonrasında ise motor desenlerine gelecek olursak Dazzle'in motosikletini bayağı bir kişi almıştır diye düşünüyorum. PUBG Mobile herkese bunu beleş vermişti. Sezon 8, 9 ya da 7 falandı bunu verdiğinde. Bu bayağı bir eski, diğer motorları da boş verin. Şu var yani, bu da boş, ne bileyim, olsa da olur olmasa da olur. Hani boşla dolu arasında pek fark yok desem yeridir. Hani sadece sarı olmuş. Bunu da Royal Pass'tan vermişti. Daha sonrasında ise burada benim üçlü motorum var. Bir ara jokerli pokerli bir şeyler gelmişti. Bunu da o zamanlar vermişti. Bu da bayağı eski. Yani üçlü motoru pek sevmem ama ne yapalım. Bazen yine alana gidiyoruz ama alana gittiğimizde de ölüyoruz. Ama iyi kötü işe yarıyor. Hani Bucky ile bu konu arası da kararsın biliyor musunuz? Motor takla atıyor, öldürmüyor. Buggy takla atıyor, patlatıyor. Hani o yüzden bilmiyorum hangisi daha güvenli. Buggy'ye gelirsek benim bu kadarcık buggy desenim var. Şu mavi yeni geldiği için bu da süreliydi ama olsun. Ben bunu kullanacağım, azıcık bununla takılacağım. Miramar'daki şu otobüse de gelirsek iki tanecik desenim var. Biri siyah, biri beyaz. Ben beyazı kullanıyorum bu aralar. Eskiden siyah kullanıyordum. Peki başka hesabımda neler var derseniz, baya baya bir emoji var. Sezon 6'dan beri Royal Pass'a gelen bütün emojiler var. Sara'nın neredeyse bütün emojileri var. Carlo'nun da aynı şekilde neredeyse bütün emojileri var. Carlo diyorum, Ender'in bütün emojileri var. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Hepsini tek tek oynatmayacağım. Oynatırsam çok 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 fazla sürer. Hani bu kadarcık emojim var. Ve oldların bildiği bir emoji yapayım mı? Hepinizin nefret ettiği bir emoji. Basıyorum. Bu. Böyle dans ediyor. Ya hiçbir işe yaramıyor. Sadece baş ağrıyor. Ondan sonra neredeyse kimse de olmayan, neredeyse bana özel diyebildiğim, burada benim Çince ses paketim var. Bu neredeyse kimse de yok. Mesela ney derseniz, şuradan listeye geleyim abi. Mesela bak geliyorum. Okey. 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 Tamam. Okey. Okey. Bu da okey. Okey. Ben de alıyorum. Arigato. Arigato falan. Baya güzel abi. Ben bunu seviyorum. Çince konuşuyor ya. Çok güzel oluyor bak. Düşman görüldüsü falan. Bunun acayip güzel. Fakat şu anlık bulamadım nedense. Ha, düşman görüldüğü buldum. Zenpo'yu teki ayırıyor. Öyle bir şeyler diye ama bence güzel. Ahırı madde falan filan. Baya güzel yani. Daha sonrasında işte uçak desenlerine gelecek olursak hepsini ben Royal Pass'tan aldım. Bir iki tanesi var. Şunu herkese beleş vermişti sanırım. Ya da şunu ikisinden birini beleş vermişti. Hepsi Royal Pass. Geri kalanı full Royal Pass. Paraşüt desenlerine gelmiş olur ve paraşüt desenlerine gelecek olursak artık bıktım demekten bıktım. Paraşüt desenlerim
bol bol var hani ne yapacağımı cidden bilmiyorum ama şunu 10C'ye zamanında tek atmıştım. O yüzden bunu kullanıyorum. Bence bayağı güzel. Hani bunlar paraşütler pek önemli değil. Bomba desenlerime gelecek olursak bir kere UC'ye yatırdım. Onda da geldim buradan şu yükselmiş bombayı aldım. Hani 240 UC'ye birini patlattığında şekilli çıkıyor. Sırf o yüzden aldım. Hani başka türlü almazdım. Böyle işte Sedona 7'nin ki var. Böyle bal kabağı ananaslı var. Bal kabağı diyorum ananas falan filan. Ama bence yükseltilebilir güzel. Sis olarak da 4 tane böyle sis deseni falan filan var. Sarı daha güzel. Flash deseni var. Bunu da premium sandıktan çıkartmıştım. Şu anlık Molotov desenim yok sadece. Bir de şunlar var hani hesabımda. Bunlar ne kadar işe yarar bilmiyorum. Bir de şu var. 2 tane beleş tavuk var. Zaten biz bunu beleşe atıyoruz. Bir de benim envanterde bunun beleşi var. Ne işe yarayacak hiç bilmiyorum. Böyle bir şeyler var. Ve hani hesabım bu şekildeydi. Benden hesap tanıtım videosunu istediniz. Sizlere sordum. Siz de dediniz ki çek isteriz falan filan. Hesap tanıtım videosunu da çektim böylece. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videonda görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bay bay. I never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me.